problemimizde konuşuruz. Mal kadro oradayız sende. Efendim? Tamamen oradayız. CHP ittifak yapacak mı? Bugün gündemde malum çeşitli açıklamalar var. Malumunuz olduğu üzere Türkiye 16 Nisan'da daha mı yeni bir döneme geliyor. Özellikle de 15 yılında ortaya çıkan hain darbe girişiminde Türkiye'ye teslim alma teşebbüsü konusunda bugün devletimizin içerisinden geçtiği konjonktür. Gerçekten de bildik beraberlik ruhumuzu yüceltmek, daha da ziyadesiyle pekiştirmek gerektiğini bize işaret ediyor. Peki Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonra yeni kapı ruhunu devam ettirmek adına çıkışıyla beraber Türkiye'de yerli ve milli kim varsa aynı cepheli bir araya gelmek suretiyle bu süreci Türkiye'nin hiçbir şekilde yürüyüşüne karar getirmeden devam etmesini bize savaş veriyor. O bakımdan biz Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte bir mutabakat zeminini görüştük ve bunun adına milli mutabakat dedik. Dolayısıyla biz her zaman şunu söylüyoruz. İçerisinden geçtiğimiz konjonktür ve bölgesel faktörler bize bugün içerideki ucumuzu takip etmeyi, dışarıya dönüp bakmayı ve bu süreci sendelemeden götürmeyi gerektiriyor. Biz daha önce çağrımızı bu noktada yaptık. Nihayet bildiğiniz gibi hem Milliyetçi Hareket Partisi, son olarak Milliyetçi Partisi, hakkımızla beraber ve mutabakat zeminde buluşmuş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorunuza benim verebileceğim bir yorum söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki 2011 yılındaki genel başkan değişikliğinden sonra bir farklı bir duruma dönüşmüş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesinden itibaren Türkiye'nin içinden geçtiği her kritik dönemde ve aşamada ve eşikte ne yazık ki yerli ve milli noktadan uzak durarak adeta ülkemizi Batı dünyasının istediği noktaya istiyonlayarak hep tavır almıştır. Biz sürecinde bu böyle oldu. 17-25 Aralık yargı sürecinde takılmış darbe sürecinde bu böyle oldu. Hendek çukur siyasetinin yaşandığı, terörizminin yaşandığı dönemde Sayın Kılıçdaroğlu ne yazık ki göndermiş olduğu milletvekilleri ve bölgede Türkiye Cumhuriyeti'ni katliam yapmakla itham etmiş ve bunu web sayfasına koymak suretini göstermiştir. Bana göre ben hep söylüyorum, Kılıçdaroğlu bir projedir. Ve en önemli projesi de Türkiye'nin yurt dışından maruz kaldığı saldırılarda ve ithamlarda yurt içinde onlara payan da olacak bir argüman olarak ortaya çıkmak olur. Ne yazık ki görüntü ve fotoğraf bize Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yerin işte milli ve yerli olmadığını bize gösteriyor. Kaldı ki bu noktada milli ve yerli düşünen CHP seçmenini de buradan uzak tutmak gibi bir misyonu olduğunu düşünüyor. Yani Kılıçdaroğlu en başta kendi seçmeninin yerli ve milli olmaktan uzak tutacak bir görünüm sergiliyor. Bunun çok vesileyle görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun bugün bir araya gelebileceği siyasi kadrolara baktığımız zaman, siyasi partilere baktığımız zaman geriye kala kala bir HDP kalıyor. HDP ile Kılıçdaroğlu'nun yol girmesi bizi şaşırtıyor. Nitekim adalet yürütücülüklerinde birlikte yolculuk. Birçok noktada birlikte yolculuk. Dolayısıyla 7 Haziran seçimlerinin yaşandığı sırada genel başkan yardımcılarının bir parti
toplantısında ortaya çıkan biz ailece GDP'ye verdik demelerini de biz hatırlıyoruz. Onun ötesinde bir şey daha hatırlıyoruz. Özellikle Güney Afrika'da gerçekleştirilen International Kongresi'nde bir bildirinin altına imza atıldı ve o bildirinin maddelerinden bir tanesi PKK'yı bir özgürlükçü halk hareketi olarak tanımlayan bir metin var. Bunun altına da imza atıldı. Kaldı ki bugün baktığımız zaman SİHA'larımızın başarısı kimi rahatsız edilecek? Bunda Halk Partisi'nin kesinlikli kimi? Milletvekilleri rahatsız edilecek. Terörist cenazelerinde gözyaşı dökenlerin hangi partinin olduğuna baktığımızda bunlar Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu noktada yani şaşırtıcı bir şey zaten değil bizim için. Onlar da bunu hiç inkar etmiyorlar. Biz yerli ve milli ittifakı, milli mutabakat dedik. Dolayısıyla onlar da adına ne koyarlar? Kendileri